Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Al bakalım. Neler almışsınız böyle ya? Anca doyarsın. Baba çok acıktım ben ya. Yemek ne zaman hazır olur? Birazdan hazır olur efendim. Ablam nerede? İşi varmış. Gecikecekmiş. Onun da bu aralar hep işi var ha. Ben ellerimi yıkayayım. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Aleykümselam. Merhaba. Elif öğretmen nerede acaba? Bilmiyorum maalesef ama Sevinç Hoca biliyordur. Bu sınıfta bakın isterseniz. Sağ ol, kolay gelsin. Sağ olasın. Sevinç kızım. Burhan amca, ne işiniz var burada? Elif'i tutup kolundan geri getirdiniz değil mi? Çok yanlış bir karardı zaten. Anlamadım. Elif burada değil mi? İstifa etti Burhan amca. Siz biliyorsunuz sanmıştım. Ben biliyorum. Biliyorum da ben önümüzdeki hafta verir diye tahmin ediyordum istifasını. Neyse oldu, oldu kızım. Kolay gelsin. Sağ ol Burhan amca. Kötü şeyler getirme aklına. Vardır bir sebebi. İllaki vardır. Ablam gelmeden oturmazdın sen sofraya. Ne oldu? Gelir birazdan. Ben bugün Eren abinin çalıştığı şirkete gittim. Ne sebeple? Sen diyordun git ablamla konuş diye. Ablamla konuşamayınca gideyim bari Eren abiyle konuşayım dedim. Neyse problem çözsünler artık. Ya da toplanıp hep beraber çözelim ya. Çok uzadı. Ben bir ablamı arayayım mı? Gerek yok. Arayayım arayayım. Gerek yok. Aa telefon arabada kaldı. Adın ne? Efendim? Adın. Sana ne? Ay tamam ya, ne kıymetli adın varmış. Benimki Senem. Bak ne kadar rahat söylüyorum, Senem. Ben de memnun oldum. Senem Koras. Yanımda olduğun için çok teşekkür ederim. Ya benim için çok önemli. Önemi yok. İstersen seni ben bırakayım. Haklıymışsın biliyor musun?
Öyle sana yapılan haksızlıklara karşındakinin yüzüne böyle teker teker vurunca aşırı rahatlıyorsun. Tuncay bu işin peşini bırakmaz Sibel. Yani kim bilir şu an şunu bile düşünüyor olabilir. Nereden saldıracağım lan ben? Düşünsün, saldırsın. Ben korkmuyorum. Peki bizim aramızdaki anlaşmayı öğrenirse? Ondan da mı korkmuyorsun? Onu nasıl öğrenecek? Elif'ten belki. Elif öyle bir şey söyler mi? Bilmiyorum, bana sinirli. O zaman Elif'in konuşmaması için ne gerekiyorsa yapacaksın Erhan. Burhan babacığım, seninle nasıl konuşayım ben ya? Ya niye açmıyor bu adam telefonunu? Arda! Arda! Ne oldu baba? Oğlum ablanı arıyorum, açmıyor. Erhan abini arıyorum, açmıyor. Git bir bak Allah aşkına, benim içimde bir sıkıntı var. Tamam, çıkacağım birazdan zaten. Ya birazdan değil, hemen git. Oğlum eğer Erhan abinin yanındaysa bana haber ver. Tamam ben bakayım, haber veririm sana, olur. Hadi oğlum, hadi, hadi Allah aşkına, hadi. İyi geceler. Erhan. Elif hakkında biraz ileriye gittim ben. Seni incitmek istemedim. Önemi yok. Biliyorum. Onu ne kadar çok sevdiğini de biliyorum. Elif, benim nişanlım mı hala? Bu yüzük benim parmağımda olduğu sürece kimsenin Elif'e zarar vermesine izin vermem. Evet, sen böyle bir insansın çünkü. Yani koruyorsun, kolluyorsun. Bu yüzden gerçekten teşekkür ederim. Nasıl yaparsın lan bunu ablama?